Dostlarım video hoş geldiniz. Koleksiyonu yapılan ve dünyanın en çılgın ekran kartı firması olan Colorful resmi olarak sonunda yani kaç yıl kaç yıl geçti bilmiyorum. Yani adamlar şu an 30 yaşına girecekler neredeyse. Şu anda resmi olarak ülkemize geldiler ve bu firma hakkında konuşacağız. Neden bu adamların ekran kartları? Sadece bu adamların ekran kartlarının koleksiyonu yapılıyor ve bir ekran kartı piyasaya çıkardıkları zaman bazen özel seri, limited ekran kartları piyasaya çıkartırlar ve bu ekran kartların fiyatları biraz sonra konuşacağız. Gerçekten piyasa fiyatının 3-4 katı olabiliyor ve bu ekran kartları çok saçma sapan fiyatlarda satılabiliyor. Dostlarım burada bir araya giriyorum. Videoyu yayınladığım anda da yine ince hesap üzerine ekran kartlarında kampanya olacak. Ben de şu an güncel fiyatları bilmiyorum ama açıklama kısmına linki bıraktım. Ben de sizinle birlikte kampanyanın fiyatları ilk defa göreceğim. Ama bunun dışında ince ayın 23'ünde, Temmuz'un 23'ünde son bulacak hesaplı Temmuz kampanyası var. Ve içerisinde kampanyalı, indirimli binden fazla ürün bulunuyor. Özellikle bu zamanlarda, bu aralıklarda bir şey almak istiyorsanız zaten geç kalmayın derim. Biliyorsunuz her geçen gün ürünlerin fiyatları çok hızlı bir şekilde artıyor. Ama onun da hesaplı Temmuz kampanyasının da linkini açıklamaya bıraktım. Bakalım videonun devamı nasıl ilerleyecek. İzleyelim. Dostlarım aslında ekran kartı gurmelerinin çok yakından tanıdığı bir ekran kartı firması. Çünkü eğer bir ekran kartı gurmesiyseniz Colorful serisini özellikle Colorful iGame Kudan serisi ekran kartlarını bilmiyor olmanız imkansız. Çünkü bu adamlar arkadaşlar dünya üzerindeki en özel ekran kartlarını piyasaya sürüyorlar. Size ben şöyle bir örnek vereyim. Bakın RTX 3090 ekran kartı piyasaya çıktığı zaman yani 1500 dolarla duyuruldu ve bu adamlar Colorful iGame serisi. iGame serisi şu anlama geliyor bu adamlar için. Mesela Asus tarafında ROG serisi. Bu adamlarda da yani Colorful markasında da iGame serisi ROG serisi gibi üst segmente hitap ediyor. Colorful iGame RTX 3090. Kudan serisi ekran kartı çıkardılar ve bu ekran kartı çok devasa sıvı soğutma özelliğine sahip ve çok tasarım anlamında da çok güzel bir ekran kartıydı. Ki bu adamların Kudan serisinde özellikle Nvidia tarafında biliyorsunuz bir ekran kartı GPU'su piyasaya sürüldüğü zaman her GPU'nun arkadaşlar performansı, silikon kalitesi birbiriyle aynı olmuyor. Mesela bugün bir RTX 3090 aldın ama o 3090 ekran kartının overclock performansı. Biz bunlara çok fazla girmiyoruz. Overclock performansını belirleyen şey o GPU'nun silikonu. İşte bu adamlar Kudan serisinde Nvidia'nın en en kaliteli silikona sahip GPU'larını alıyor ve Kudan serisinde kullanıyor. Ama olay bu da değil aslında. Bu adamlar RTX 3090 Colorful iGame Kudan serisi ekran kartı. Devasa bir ekran kartıydı bunu 4999 dolara çıkardılar ve bunu sattılar. Bakın, Nvidia bu ekran kartını 1500 dolara, Asus 1600, 1700 dolara sattı. Bu adamlar bu ekran kartını 5000 dolara satmayı başardılar. Şimdi 3090 muhabbetine geleceğiz ama bir de elimde arkadaşlar firmanın çıkartmış olduğu yine Colorful serisindeki orta üst segmenti temsil eden Battle X 4080 ekran kartı da bana incelemeye geldi. Peki ben bunları inceleyecek miyim? Aslında bunları incelemekten ziyade benim en çok sevdiğim seri olan iGame firmasının iGame modelinin ben sizlere oyun performansının sıcaklığını bunları göstereceğim. Ama bunun öncesinde size ben firmayı anlatmam lazım. Çünkü sizin de ekran kartı eğer ekran kartı olayını seviyorsanız mutlaka bilmeniz gereken ve öğrenmeniz gereken bir firma. Özellikle burada 3090 ekran kartını bu adamlar 5000 dolara çıkartıyorlar ya. Peki bunu satabilmesinin arkasında nasıl bir geçmiş var? Onun için burada ben bu ekran kartını size düz anlatmaktan ziyade bu ekran kartı firmasının o tatlı mükemmel hikayesini size anlatmak istiyorum. Karşınızdaki firma arkadaşlar Çin menşeli bir firma, Çinli bir firma ama sakın da günümüzdeki o Çin konsepti gibi düşünmeyin. 95 yılında biz anakart ve ekran kartı üreteceğiz diye piyasaya çıkan ve 28 yaşında olan bir Çinli ekran kartı firmasından bahsediyoruz. Bu adamların anakartı var, ekran kartı var ve özellikle ekran kartı tarafında dünyanın en çılgın ve en özel ekran kartlarını piyasaya sürdüler ki 5000 dolara RTX 3090 ekran kartını satmayı başarmışlardı. Peki bunun altında yatan şey ne? Bir kere temeldeki olay arkadaşlar dünya basını içinde Colorful firması çok özel bir firmadır. Hatta ya ya Linus'tu ya da farklı bir global kanaldı. Tek başına colorful ekran kartlarıyla koleksiyonu bulunuyor. Peki neden? Yani neden insanlar bunu yapıyor ve bu firmaya özellikle globalde çok fazla değer veriyorlar? Bakın sizi ben birazcık geçmişe götüreyim. GTX 680 dönemine gidin. Aslında bu ekran kartı firmasında benim aşık olmamın temelindeki olay GTX 680 ekran kartları döneminde inanılmaz ekran kartları çıkardılar. GTX 680 ekran kartı bugün bizim günümüzdeki hangi ekran kartı diye yorumlayabiliriz. 690 ekran kartı çift GPU'lu olduğu için o zamanın en güçlü tek GPU'lu ekran kartı neydi? GTX 680'di. Yani bugünün aslında RTX 4090'ı o zamanın tek GPU'lu en güçlü ekran kartı olan GTX 680'i. Bu adamlar işte o zaman o kadar güçlü bir ekran kartını pasif soğutmayla soğutmayı başardılar ve bu ekran kartını GTX 680 pasif soğutmalı ekran kartını piyasaya sürdüler. Ama bununla yetindiler mi? Hayır. Bir sürü acayip acayip GTX 680 ekran kartını piyasaya çıkardılar. Bunların içerisinde benim aşık olduğum ve vurulduğum bir ekran kartı var. Yani gördüm, dedim ki oğlum bu nasıl bir şey? İşte bu! Bakın arkadaşlar bu bir konsept değil Bakın bunu günümüzde yorumlamayın Günümüzde her şey olabildiğince mümkün hale geldi O zaman GTX 680 Bundan yıllar yıllar önce Piyasaya çıkmış bir ekran kartı Bakın bu ekran kartı arkadaşlar Çok devasa bir kutuyla geliyordu Ve hemen o kutuyu açtığınız takdirde sol tarafında Yalan olmasın ben bunu Donanım Haber'de Bir kullanıcının yorumunda Bir kullanıcı bunun hakkında konu açmıştı Oradan okumuştum ve dedim ki oğlum bu bizim ülkemizde neden yok? Bir de o zamanlar AliExpress gibi gidip bu ekran kartlarını AliExpress'ten falan alayım, merakımı gidereyim şeyi de yoktu. O zamanlar bu firmalar direkt Türkiye'ye hiçbir şekilde ürün de göndermiyorlardı. Bugün çok şükür ülkemize de geldiler. Abi o, o ekran kartının devasa bir kutusu vardı. Hemen sol tarafta küçük bir şekilde o GTX 680 ekran kartı orada bulunuyordu. O ekran kartını alıyorsun, bilgisayarına takıyorsun, normaldir. Performansı kaliteli bir GTX 680 ekran kartı gibi bu ekran kartını kullanabiliyordun. Yani normal bir ekran kartı gibi. Ama birazcık sağ tarafa kaydığım zaman o kutu içerisinde bir de boya tüpleri vardı. Bakın. Yani bugünü geçtim. O zamanlar ekran kartına dokunayım. Aman bir şeyini elleyim etti. Ne oluyordu? Kullanıcı hatası garantisi iptal oluyordu. Ne yapsan garantisi iptal oluyordu. O zamanlar bu adamlar bu ekran kartı kutusunun içerisine boya tüpleri koymuştu. Ve diyordu ki her kullanıcı lütfen ekran kartını boyasın. Evet GTX 680 ekran kartlarını insanlar alıp boyuyordu arkadaşlar. Bu neyi sağlıyordu? Dünyadaki GTX 680 yani o ekran kartı serisini almış Colorful iGm GTX 680 Kudan ekran kartını satın almış insanların herkesin ekran kartı birbirinden farklıydı. Bu çok güzel bir mantık aslında. Ve insanlar ekran kartını boyuyordu. Peki olay bu mu? Aslında olay bu da değil. Benim en çok vurulduğum şey zaten ekran kartını alıyorsun bilgisayarı takıyorsun performanslı ve iyi bir soğutmayla kullanabiliyorsun. Ama bir de kutunun en sağında Air Kit diye bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 tane heatsinkten oluşuyordu. Bu ve sen ekran kartını ekran kartının özel bölümleri vardı. Buradaki his sinkleri istersen 5'ini İstersen sadece bir tanesini takıyordun ve ekran kartının soğutma performansını kafana göre özelleştirebiliyordun. Ya bu çok inanılmaz bir şey. Ve ben bu ekran kartını gördüm. O gördüğüm andan itibaren benim burama zınk diye kazındı. <laughs> Gerçekten inanılmaz heyecanlanmıştım. Çünkü bu adamlar bunu yaparken Zotac, Nvidia'nın en büyük partneri bunu yapmıştı. <laughs> bu çok iğrenç ve kötü bir ekran kartıydı. Yani Zotac bunu yapmıştı. Günümüzde kendini toparladı. Güzel şeyler yapıyor. Ama o zaman bunu özellikle bu Zotac ekran kartını yani benim yaşımdakiler hatırlayacaklar ama ben bunu neden anlatıyorum? Çünkü günümüzde ekran kartını seven ve bundan hoşlanan kişiler bu markanın geçmişte neler yaptığını mutlaka bilmesi gerektiğini ben düşündüm. Daha sonrasındaysa arkadaşlar hatırlarsınız. Türkiye'de iGame markası, Colorful iGame serisini daha kimse bilmiyorken, bu adamlar Türkiye pazarının daha P'sinden bile bahsetmiyorken, içerik üreticileri, o zamanın editörleri, büyük editörler diyeyim hatta Türkiye'dekinden bahsediyorum, bu firma hakkında hiç konuşmuyorken, yıllar yıllar önce ben gittim, Çin'den GTX 1050 Colorful iGame ekran kartını, sonra 1050 Ti ekran kartını, 3070 ekran kartını, GTX 1080 Ti'ydi galiba. Kudan ekran kartını satın aldım ve sizlere ben bunlar hakkında içerik yapmıştım. Bakın bu adamların mantığı daşı yok. Ekran kartının işte ucuz versiyon, pahalı versiyon mantığı yok. Bu adamlar olabildiğince tüm seri ekran kartlarına çok fazla değer veriyor. Bakın o zaman GTX 1050 ekran kartından bahsediyorum ya. Hatırlayın. Eski takipçileri mutlaka bilecekti. GTX 1050 ekran kartı. Yani 1050 olun bu. ne olabilir maksimum? 1050 ekran kartı. Bugün biz ekran kartlarını overclock yapmaktan bahsediyoruz. Hatta kimse bu işe bugün girmiyor. O zamanlar bu adamlar ekran kartlarına sen overclock yapma kanka diyordu. Ve ekran kartın arkasında bildiğin switch basmalı bir overclock tuşu vardı. O tuşa bastığın anda ekran kartı overclocklanıyordu ve sen normal performansın bir tık çok değil bir tık daha üstünde bir performansla bu ekran kartını kullanabiliyordun. Ve bu adamlar bu hizmeti GTX 1050 ekran kartında sunmuşlardı. Yani bu firma aslında özünde işin yani keyif tarafında. Heh, 4000 serisinde şu an ben bu enerjiyi keyfi alabildim mi? Aslında hayır. Bak bunun da eleştirisini yapacağız. Her zaman ben ne söylüyorum? Öveceğimiz yerde öveceğiz abi. Hakkını vereceğiz. Ama gömeceğimiz yerde gömeceğiz. Neden? Çünkü bu firmalar aslında sadece bu firma için değil, dünyadaki bütün ekran kartı üreticileri geçtiğimiz senelerde mining'in patlaması ve devasa satışlar yapmasından ötürü bir sonraki seride yani aslında 4000 serisinde kimse ekran kartlarının tasarımları ne bileyim özel tasarım yani MSI'yı hatırlayın. MSI yeni bir şey sunmadı bile yani. Bu adamların böyle bir hikayesi var. Evet övdük, öveceğimiz yerde bol bol övdük, gömeceğimiz yerde bir tık neden daha güzel bir kudan ekran kartı yok diye gömdük. O zaman ne yapalım? Colorful iGame RTX 4080 Ultra ekran kartının soğutma performansı nasılmış bunu sizlere göstermek istiyorum. Zaten ekran kartı gurmeleri de yorumlarda bunun hakkında konuşacaktır. Hadi gelin bakalım hızlı bir şekilde. Oyun testini bu sefer farklı yapacağız arkadaşlar. Kardeşimi oturtturdum ve şu anda kartın hemen arkada yani bu kartta da özellik var Overclock tuşuna bastım Şu anda bak en yüksek Performans modunda turbo modu aldım Ve bu şartlar altında şu anda 4080 Ultra IGM ekran kartının Bak Sıcaklık değerlerini görüyorsun 60 derecelerde Şu anda frekansı En yüksek modda 2880 MHz'lere Çıkmış durumda ve şu an kart %37'lik fan devriyle 4080'den bahsediyoruz. Ve 58 derecelerde, 57 derecelerde, 56, 55 bu derecelerde tutabiliyor. Ve unutmayın şu anda İstanbul'da yani tüm zamanların en sıcak dönemini geçiriyoruz. Ve 220 FPS'ler falan girsene şuraya. Bak 2K'dayız ve oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafiklerdeyiz. Ve şu anda 59 derecelerde %37'lik fan devri 1500 RPM'lerde. Ya var ya bu 7950 X3D gerçekten acayip ısınıyor. Yani bu, bu tür işlemcilere custom sıvı soğutma veya bir 420'lik bir sıvı soğutma gerçekten lazım. Ama oyunda şu an bir paket kaybı mı ne var? Pink falan var. Onun için şu an biraz sıkıntıdayız. 300 FPS'leri görebiliyorum. Bu arada bak ekran kartı dar boğaza girmiyor aslında. 300 FPS'in üstünü vermiyor oyun. 300 FPS'i görüyor. 300 FPS'in üstünü vermeyince de e, mecburen ekran kartının kullanımı düşüyor. Yani bazı alanlarda ekran kartı 400 FPS'leri de verebilir. Ama 300 limit olduğu için bu oyunda 300 limit olduğu için 400 FPS'leri ekran kartı istiyor. Oyun veremediği için burada ekran kartının kullanım değeri düşer. 61 derece 62 derece ekran kartını gördük. %37'lik fan devri. Sistem çok şeker. Ama tabii ki de işlemci soğutusu tarafında. 7950 x 3 Burada Liali'nin Galahat 360'lık sıvı soğutması. Sıkıntıda. Ama genel toplamda ekran kartı tam da tahmin ettiğim gibi düşük fan devriyle mükemmel bir soğutma sağlıyor. Yorumlarda mutlaka konuşalım. Tartışalım. Tüm yorumlarınızı bekliyorum.